Mutlu günler, günaydınlar sayın seyirciler. Sabah haberde yeni bir günle yeniden karşınızdayız. Bugün takvim yapraklarımız 29 Eylül Perşembe gününü gösteriyor sayın seyirciler. Ve sabah haberde bizleri nerelerden takip edebileceğinize kısaca değinelim. Bizleri 100.1, 102.90.6 ve 89.6 radyo frekanslarından ve ayrıca sosyal medya platformlarımız Facebook ve YouTube kanallarımız üzerinden hem trafikte giderken dinleyebilmeniz hem de sosyal medya üzerinden eş zamanlı olarak takip edebilmeniz mümkün olacak. Ve bu hatırlatmayla birlikte günün gündemiyle sabah haber başlasın. Evet sayın seyirciler, günün gündemiyle başlayalım sabah habere. Öncelikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bugün saat 10.15'te İstanbul'a hareket edeceğinden bahsedelim. Türkiye'de Bursa'da gerçekleştireceği bazı temaslar olacak Cumhurbaşkanı Tatar'ın. Bu noktada saat 10.15'te İstanbul'a hareket edecek. Yine gün içindeki yerel gelişmelere baktığımızda Sağlık Bakanı İzzem Gürçağ Altuğra'nın Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Servisiyle kardiyoloji servislerine gerçekleştireceği ziyaret yer alıyor gündemde. Bakanın ziyaretleri saat 9'da başlayacak. MSÜ Deniz Ast Subay Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencilerinin TCG Osman Gazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemileriyle icra ettikleri açık deniz eğitimleri kapsamında öğrenciler Gazi Mausa Zafer Anıtı'na çelenk sunup Sulu Çember Lemar Market güzergahında tabur yürüyüşü gerçekleştirecek. Gazi Mausa'da bu yürüyüş saat 9.30 ile 10.30 arasında yer alacak. Ve son olarak da sayın seyirciler, itfaiye haftası kapsamında Lefkoşa İtfaiye Şubesi'nde kan bağışı kampanyası düzenleniyor. Kan bağışı kampanyası saat 10'da. Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 7.03'ü gösterirken gazete manşetlerine başlıyoruz. Sabah haberde Kıbrıs Türk basınında gazete manşetleriyle öncelikle ülkemizdeki yerel ve önemli gelişmeleri inceleyeceğiz. Hep birlikte Yeni Düzen gazetesiyle başlıyoruz. Yeni Düzen gazetesi Metehan bölgesinde bu noktada eylemi de bir Metehan bölgesinde bu konuyla alakalı eylem de gerçekleştirilen çalışmalara, inşaat çalışmalarına değiniyor. Hem külliye olarak da bilinen Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasıyla ilgili olarak, Millet Bahçesi çalışmalarıyla ilgili olarak yapılan inşaat çalışmaları vardı. Külliye yerine 188 yeni okul, 13 yeni hastane, 107 MR cihazı başlığı kullanıldı. Manşet haberde hem yapılan o eylemle birlikte sayın seyirciler, külliye yerine neler yapılabileceği noktasında bazı detayların aktarıldığı, görüşlerin aktarıldığı bir manşet habere yer veriyor bugün Yeni Düzen gazetesi. Hep birlikte bir bakalım Yeni Düzen gazetesinin manşetine. Külliye için harcanacak 2 milyar 850 milyon Türk lirasıyla eğitim ve sağlıktaki en temel ihtiyaçların kaçının karşılanabileceğini araştırdı diyor gazete. Yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Meclis binası, Millet Bahçesi gibi inşaat çalışmalarının yerine neler yapılabileceği noktasında kendi görüşünü ortaya koyan bir haber paylaştı gazete. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Tabipler Birliği ile de görüşen gazetenin aktarılan ihtiyaç listesini de incelediği ifade ediliyor. Bu yapılara ayrılan kaynaklarla yapılacaklar listesi. Resmi verilerle yapılan araştırmaya göre külliye bütçesiyle 188 yeni okul binası, 13 yeni hastane binası ve hastaneler için 107 yeni MR cihazının alınabileceği noktasına değiniyor gazete. Ve bu noktada hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız günlerde Metehan bölgesinde yapılacak bu çalışmalarla alakalı bir eylem olduğundan az önce de ifade etmiştik sizlere. Bu eylemle alakalı olarak da eyleme katılan iki kişinin gözaltına alındığı ifadesi Yeni Düzen gazetesinin ön sayfasında yer alıyor. Kaçak külliye eylemine katılan iki kişi gözaltına alındı demiş Yeni Düzen gazetesi. Yine eylemden
bir fotoğraf bugün Yeni Düzen gazetesinin manşetine yansıdı. Manşet haberle alakalı olarak da eylemden bir fotoğrafa dikkat çekiliyor. Eylemcilerin bazı pankartlar tuttuğu görülüyor. Bu haberin detayları iç sayfalarda devam edecek sayın seyirciler. Yeni Düzen gazetesinin ön sayfasındaki diğer haberlerle devam ediyoruz. Vergiler verimli kullanılmalı. Bu ortak çağrı iş insanlarından geldi. Ahmet Sanver, Işın Ramadan Cemil ve Mustafa Hacı Ali'den gelen bazı mesajlar var. Vergilerin de verimli kullanılması noktasında bir çağrıda bulunuyor iş insanları. Diğer bir haberle devam edelim. Bir dönemin vergi rekortmeni TNT son yılın en fazla zarar beyan eden kurumu oldu diyor Yeni Düzen gazetesi. Ve şimdi sayın seyirciler, akaryakıt alımı ve son akaryakıt alımı ihalesinin iptali noktasında ortaya çıkan, aktarılan bazı gelişmeler var. Yeni Düzen gazetesi bu gelişmelere de yer veren bir haber paylaşmış oldu. TÜK'te ihalesiz spot alımı tartışması, yönetim kurulu kararı, bakanlık onayıyla ihalesiz alım başlığını kullanmış Yeni Düzen gazetesi ve kim ne dedi? TÜK'te ihalesiz spot alımı tartışması, yönetim kurulu kararı, bakanlık onayıyla ihalesiz alım başlıklı haberdi sayın seyirciler. Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgili bir habere bakacağız. Eski Tarım Bakanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şuhali'nin açıklamalarına baktığımızda, heba edilen kamu kaynağı birilerine rant olarak mı dönüyor sorusunu soruyor. Milletvekili Erkut Şuhali, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tepkiler birilerinin daha çok kazanmasını engellediğimiz için yükseldi dedi. Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan'sa 400 bin ton arpa alındı, 6 bin ton mısırsa 3-4 gün içinde satışta olacak dedi. Bu noktada Toprak Ürünleri Kurumu'nda ihalesiz alımla ilgili bir İhalesiz alım noktasında bazı açıklamalar var taraflardan gelen. Bu haberin detayları da iç sayfalarda devam edecek sayın seyirciler. Ve geçiyoruz bir sonraki gazetemiz olan Diyalog gazetesine bakalım hep birlikte. Diyalog gazetesi, milyonlar harcıyoruz başlığını kullandı bugünkü manşet haberi için. Merkezi cezaevinde çoğunluğu yabancı olan mahkum ve tutuklular için günlük giderin 179 bin liranın üzerine çıktığı ifade ediliyor. Merkezi cezaevi ile alakalı tutuklu ve mahkumlar için harcanan gider rakamlarıyla ilgili bir manşet haber. Her mahkum için diyor Diyalog gazetesi, günlük giderin 254 lira olduğundan bahsediliyor. Kuzey Kıbrıs'ta suçlarla birlikte mahkum ve tutuklu sayısının da arttığına dikkat çekilen haberde, merkezi cezaevinde hala tutuklu bulunanların sayısının da 707'ye ulaşmış olduğundan bahsediliyor. Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, her mahkumun günlük giderinin 254 lira olduğunu açıkladı. Bu durumda tüm mahkumların devlete günlük faturasının da toplamda 179.578 liraya, aylıksa 5.387.000 liraya ulaştığına değiniliyor sayın seyirciler. Ve ayrıyeten de yine mahkumların uyruklarıyla alakalı bir detay söz konusu Diyalog gazetesinde. Mahkumlar ve tutukluların çoğunun aslında yabancı uyruklu olduğundan bahsediliyor. Böyle bir detay vermeyi tercih etti Diyalog gazetesi. Bu mahkum ve tutukluların 350'sinin 3. ülke vatandaşı olduğu belirtilirken, Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların sayısının 180 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısının da 177 olduğu öğrenildi. Cezaevinde barınanların 141'i mülteciyken, bunların ülkelerine gönderilmeleri için kişi başına 20 bin lirayla 100 bin lira dolayında bilet parası ödendiği de aktarılıyor. Her gün günlük ve aylık olarak tutuklu ve mahkumların günlük giderleri ve toplamdaki aylık giderleriyle alakalı rakamların dışında bir de mülteci olarak ülkemizdeki cezaevinde bulunan ve ülkelerine gönderilmeleri için harcanan bilet rakamları da paylaşılıyor gazetede. T24
Devam edelim sayın seyirciler. Diyalog gazetesi adli haberlere de yer veriyor. Kişi başı 200 euro. Para karşılığında yabancı uyruklu şahısların Güney Kıbrıs'a kaçmasına yardım eden Muhammed Ali'nin yakayı ele verdiğini aktarıyor. Diyalog gazetesi kişi başı 200 euro başlığıyla aktarılmış bu haber. Ve komşunun 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmaya çalışan 65 yaşındaki adamın 3. denemesinde polise şikayet edildiğini aktaran bir adli haber var yine. Başı belada başlığıyla aktarılmış. Yine kimler ne kadar vergi ödedi başlığıyla da resmi gazetede de açıklanan 2021 yılının vergi ödeyen, en çok vergi ödeyen kişi ve kurumlar listesi vardı hatırlayacağınız üzere. Bu noktada Diyalog gazetesi bu isimlere dikkat çekiyor. Ve yeniden Metehan bölgesindeki eyleme ilişkin, eylem sonrasında yaşanan gelişmelere ve bazı siyasi aktörler tarafından yapılan açıklamalara bakacağımız bir haber olacak sayın seyirciler. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın külliyeye karşı çıkan ve eylem yapanlar noktasında bir açıklaması vardı sosyal medya üzerinden. Bazı açıklamalarda bulunmuştu Bakan Arıklı bu eylemcilerle ilgili ve Serdar Denktaş'ın bu noktada vermiş olduğu bir cevap olduğuna yer veriyor Diyalog gazetesi. Haberim olsaydı ben de giderdim diyor Denktaş. Bu noktada Bakan Arıklı'nın verdiği mesaj üzerine Denktaş'ın da verdiği cevap bu şekilde oldu. Ve yine ekipler çalışıyor. Başbakan Üstel'in ardından bakanlar sırayla külliye yapımına destek mesajı vermiş oldu. Başbakan Ünal Üstel bu eylemin gerçekleşmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı, Meclis Binası, Millet Bahçesi, kısaca külliye olarak bilinen projeyle ilgili olarak bir açıklamada bulundu ve sırasıyla bakanlardan da bu konuda destek mesajı geldi deniliyor. Alsancak'ta 54 yaşındaki Hakan Esin'in yolda ölü olarak bulunduğu noktasında yine bir haber var sayın seyirciler. Polisten derin soruşturma başlığıyla da bu ölüm vakası aktarılıyor. Güneş Gazetesi ile devam edelim. Güneş Gazetesi Başbakan Üstel'in Metehan bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Meclis Parlamento binası ve Millet Bahçesi noktasında yapmış olduğu açıklamalara değinen bir manşet haber paylaşıyor. Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının ve yeni dünya düzeninde iki ayrı devlet olarak var olmak istencinin bir göstergesidir diyor Başbakan Ünal Üstel. Bu noktada Millet Bahçesi'ni selamlıyorum şeklinde bir ifade kullanıyor. Yapılacak projeyle ilgili çalışmalar başlamıştı. İş araçlarının bölgede olduğunu gördük. Eylemcilerin bölgede eylem yaptığı sırada iş araçlarının da çalışmasını durdurmak zorunda kaldığı noktalar vardı. Bu noktada Başbakan Ünal Üstel'in de açıklamasıyla birlikte çalışmaların başladığını ve bu çalışmaları selamladığını aktarıyor Başbakan Ünal Üstel ve biz de şimdi Başbakan Üstel'in açıklamalarını sizlere yansıtıyoruz. Yeni bina yapımını ülkemiz yöneticileri talep etti diyor Başbakan Üstel. Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan, projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini daha da güçlendireceğini söyleyerek, onun kurumsallaşma yolunda attığı adımları pekiştirecek olan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesiyle Millet Bahçesi projesinin hayat bulmaya başlamasını büyük bir coşkuyla selamlıyorum dedi. Üstel, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi için yeni bina yapımını ülkemiz yöneticileri, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden talep etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsallaşmasına katkı koymak, ülkemize kalıcı eserler bırakmak amacıyla böyle bir talepte bulunulmuştur. Mevcut Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının yetersiz kaldığı bir gerçektir ve birçok kişi tarafından kabul edilmektedir diyerek de mevcut binalar
projeler hakkında da bir değerlendirmede bulunan Başbakan Ünal Üstel, yeni projenin de ülkemiz yöneticileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nden istenen, talep edilen bir gereklilik olduğunu aktarıyor aslında. Yanlışlarını anlayacaklar. Yine Başbakan Üstel'in açıklaması. Başbakan proje kapsamında yeşil alanın güzelliğini koruyacağını belirterek yan yana inşa edilecek olan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binalarının bulunduğu yeşil alan yeşil alan özelliğini koruyacaktır. Ayrıca burada çok sayıda kültür ve spor kompleksi de bulunacaktır açıklamasına yer verdi. Üstel açıklamasında ayrıca binaların yapım ihalesini üstlenen şirketin Kıbrıslı Türk işletmelerle birlikte çalışarak projeyi tamamlayacak olması da ülke ekonomisine artı bir değer de katacaktır. Geçmişte Anadolu suyunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirilmesi veya pandemi hastanesinin inşa edilmesi projelerine karşı çıkanlar daha sonra bunları kullanmış ve memnun kalmıştır. İtirazlarının yanlış olduğunu anlamıştır. Bu projede de aynı olacağını düşünüyoruz. Yine itiraz edenler bu dev projenin ne kadar gerekli olduğunu görüp yine yanlışını anlayacaktır dedi Başbakan Ünal Üstel. Yine Başbakan Üstel ile ilişkili bir sağlık durumu haberiyle devam edeceğiz. Geçmiş olsun Üstel diyor Güneş gazetesi. Başbakan Üstel İstanbul'da gözde kornea yırtılması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi. Üstel'e önceden planlanan bir operasyonla göz yüzeyine koruyucu bir zar nakli yapıldı deniliyor. Geçmiş olsun dileklerini aktararak paylaşıyor gazete bu haberi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması bildiride. Türkiye'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride, Amerika Birleşik Devletleri'ne Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararından geri dönmesi çağrısı yapılırken, tüm ülkelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya davet edildi. Yine hatırlanacağı üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması anlamında en son ve en önemli mesaj Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında tüm dünya liderlerine yapmış olduğu hitabında verilmişti Erdoğan tarafından. Bu noktada Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride de yine dünya liderlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde ikinci bir çağrıda bulunuluyor sayın seyirciler. Bir sürü manşetle devam ediyoruz. Özel eğitim yasası sonlanacak başlığıyla aktarılan haberdeyiz. Eğitime büyük katkı sağlanacak. Özel gereksinimli bir bireyin hayatını konu alan Bambu adlı kısa filmin Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda düzenlenen galada konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, hep birlikte gönül birliği içerisinde özel gereksinimli bireylerin sıkıntılarının aşılması için devlet olarak mücadelemize devam edeceğiz dedi. Özel eğitim yasasıyla ilgili olarak yapılan çalışmaların ivedi bir şekilde sonlanacağını söyleyen Tatar, bu yasanın eğitime de büyük bir katkı sağlamasını temenni ettiğini kaydetti deniliyor. Sorunun çözümü eşitlikte bayram etkisi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında yapmış olduğu çağrıya bakacağız. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun Erdoğan'ın bu açıklamasını değerlendirdiği bir açıklaması var. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünden yaptığı bağımsız Kıbrıs çağrısına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir liderin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi bir ortamda böyle bir çağrı yapması bizlerde bayram etkisi yaptı dedi. Ertuğruloğlu Kıbrıs sorununun tek çözümünün tarafların statüsünün eşitlenmesi olduğunu vurguladığı konuşmasında, yani biri devlettir biri de o devletin toplumu muamelesi devam ettiği müddetçe Kıbrıs sorunu diye bir sorun uluslararası camianın gündeminde kalmaya devam edecektir diye konuştu. Güneş gazetesinin aktardıkları da bu şekildeydi sayın seyirciler. 29 Eylül Perşembe günü gündemine ilişkin Vatan gazetesine bakıyoruz. Vatan gazetesi MGK'dan tüm ülkelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma daveti deniliyor. Aslında burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında yapmış olduğu çağrının ardından MGK bildirisinde de Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında verilen mesaj çağrı yer alıyor. Bakalım Vatan Gazetesi bu gelişmeyi nasıl değerlendiren bir haber yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiriye değiniyor Vatan Gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının da toplantıda değerlendirildiği belirtilen bildiride Doğu Akdeniz'de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek mi, müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması için yürüttüğü çok boyutlu faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceği vurgulanarak tüm ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir ifadesi bildiride yer aldı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünden yaptığı bağımsız Kıbrıs çağrısına ilişkin Erdoğan gibi bir liderin BM Genel Kurulu gibi bir ortamda böyle bir çağrı yapması bizlerde bayram etkisi yarattı dedi. Bu noktada Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin yapılan çağrılar yer alıyor. Türkiye tarafından dünya liderlerine bu noktada yapılan çağrıları Vatan Gazetesi'nden de takip edebileceksiniz. Sürmanşetteyiz. Sağlıkla ilgili bir habere geçiyoruz. Covid-19'a ilişkin bir haber aynı zamanda. Aşısız Covid hastalarının ölüm oranının 3 kat fazla olduğu noktasında bir başlık atılmış bu haber için. Göğüs hastalıkları uzmanları Doktor Havva Yeşildağlı ve Doktor Emine Kamiloğlu'nun açıklamaları yansımış. Kuzey Kıbrıs'ta hastaneye yatan COVID-19 hastalarıyla ilgili mevcut verilerle yürüttükleri çalışmalarda belirlenen süre boyunca aşısız gruptaki ölüm oranının tam aşılı veya hatırlatma dozunu yapmamış hastaların 3 katı olduğunu söyledi. Tespit etti diyor Kamiloğlu ve Yeşildağlı için. Logo kenarındaki habere bakacağız sayın seyirciler. Alsancak'ta yol ortasında ölü olarak bulunan bir şahısla ilgili gerçekleşen bir ölüm olayı var ve bu noktada polisin bir cinayet şüphesi üzerinde durduğu derin bir soruşturma yürütüldüğü ifade ediliyor. Yirne'nin Alsancak bölgesinde Akdeniz Sokak üzerinde dün akşam 54 yaşında Hakan isimli bir şahıs yolda ölü olarak bulundu yol ortasında. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürerken de cinayet şüphesi üzerinde durulduğu öğreniliyor. Başbakan Ünal Üstel'in sağlık durumuna ilişkin gözüyle ilgili geçirdiği operasyonla alakalı son gelişme yine Vatan Gazetesi'nin de ön sayfasında. Başbakan Üstel gözde kornea yırtılması nedeniyle İstanbul'da bir operasyon geçirdi ve Üstel'e kornea yırtığına koruyucu zar nakli yapıldığı aktarılıyor. Metehan bölgesindeki Cumhurbaşkanlığı Meclis Binası ve Millet Bahçesi projesine ilişkin de Başbakan Üstel'in açıklaması var. Yeniden hatırlatmış olalım, anımsatmış olalım. Yerleşke iki ayrı devlet olarak var olmak istencimizin bir göstergesi diyor Başbakan Üstel. Yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının ve yeni dünya düzeninde iki ayrı devlet olarak var olmak istencinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu yerleşkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsallaşması adına atılan önemli bir adım olduğunu da kaydetti. Belediye Emekçileri Sendikası'ndan da yine yeni Cumhurbaşkanlığı binası ile ilgili açıklama geldi. Yapılmaması için en ön saflarda yer alacağız diyor Belediye Emekçileri Sendikası yani BES. Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi yapımını eleştiren BES, ülkenin ihtiyacı ve önceliği
olmadığını kaydetti. Bu çalışmanın ve bu inşanın yapılmaması için de her türlü mücadelede en ön safhalarda yer alacağını bildirdi deniliyor sayın seyirciler. Metehan'daki bu yerleşke noktasındaki taraflardan gelen açıklamalar bu şekilde. Unutulan genetik miras, talasemi çalıştığı ile ilgili haberle devam ediyoruz. Yasal düzenlemeler ve yoğun önleyici çalışmalar sonucu sıfırlanan ancak son yıllarda yeniden görülmeye başlanan talasemiyalı bebek doğumlarının önüne geçmek için Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği ile Talasemiya Derneği ortaklaşa bir çalıştay düzenledi. Halkın Sesi gazetesine bakalım. Halkın Sesi gazetesi turizmde İngiltere ve Rusya bereketi başlığıyla bir manşet habere yer veriyor. Kuzey Kıbrıs'a 8 ayda İngiltere'den 24.385, Rusya'dan ise 16.101 turist gelmiş oldu. Turizm verilerine dikkat çekilen bir haber. Turizm verileri geçtiğimiz yıla göre atağa kalktı, salgın öncesi dönemle makası daralttı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk 8 ayda hava ve deniz limanlarından girişlerde bir önceki yıla göre %371,1'lik bir artış yaşandı. İstatistiklere göre Temmuz'da 125.790 olan gelen yolcu sayısı Ağustos ayında 134.394'e kadar çıktı. Ülkeye ilk 8 ayda hava ve deniz limanlarından girişler ise 816.408 oldu. Bu dönemde hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen yabancı yolcu sayısında ilk sıralarda 24.385 ile İngiltere, 19.534 ile İran, 16.389 ile Almanya ve 16.101 yolcuyla da Rusya yer aldı. Otellerin doluluk oranı ise %70'lere kadar ulaştı. Yılın ilk 8 ayında turistik konaklama tesislerindeki toplam geceleme sayısı da 2.400.120 oldu. Geceleme sayısı 488.031 olan 2021 yılına göre artış %391,8 oranında gerçekleşti deniliyor. Geçen yılla bu yıl arasındaki gelen yolcu sayısı ve otellerdeki konaklama sayısı ve hangi ülkeden de ne kadar turist geldiği baz alınarak yapılan bazı istatistik çalışmalar mevcut. Bunu aktarıyor Halkın Sesi gazetesi manşetinde ve Ticaret Odası'nın bir açıklamasıyla sürmanşetteyiz. Yerel seçim tarihine Ticaret Odası'ndan gelen tepki paylaşılmış. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, yerel seçimlerin 25 Aralık'ta yapılması kararına karşı çıktı. Bahsekonu tarihin yeni yılın son haftası olduğuna dikkati çeken Deniz, iş dünyası için 25 Aralık tarihi yeni yılın son haftasıdır. Alışverişin yapılacağı son haftadır. Güney tatildir ve alışveriş, yeme içme için kuzeyi tercih edeceği gündür. Böyle bir güne seçim tarihi koyuyorsunuz. Bu tarih değiştirilmezse bu sefer davayı Ticaret Odası açacaktır şeklinde bir açıklama yaptı. Belirlenen tarihle ilgili tepkisini ortaya koydu Ticaret Odası. Ve diğer sürmanşete bir haberi de bir yangın. Kalecik'te bir evde 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada kumaşlar tutuştu. Çıkan yangın sonucu evde büyük zarar oluştu. Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı başlığıyla da bu yangın haberini sizlerle paylaşıyoruz. Ve son olarak sayın seyirciler, gazetenin ön sayfasının en alt kısmında yer alan mahkum ve tutukluların sayısı ve uyruklarıyla alakalı bir haber yansımıştı basına hatırlanacağı üzere. Az önce paylaşmıştık. Cezaevinde toplam 763 mahkum olduğu, cezasını çeken 763 mahkumun %45'inin yabancılardan oluştuğu, mahkumların ise Cumhurbaşkanı Tatar'a çağrı yaparak af çıkarılmasını istediği belirtiliyor. Bu şekilde bir ifadeye yer verdi Halkın Sesi gazetesi. Bunu da paylaşmış olalım. Ve şimdi Yeni Bakış gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Bakış gazetesi bugünkü manşet haberini yine bir özel röportaj kapsamında gazeteye gelen bazı açıklamalara dayandırarak vermiş oldu. Bu düzeni biz tercih ettik. Siyaset bilimci ve sosyolog Hakan Gündüz'ün açıklamalarının yer aldığı bir röportaj şeklinde açıklamaların yer aldığı bir manşet haber var. Bakalım.
Siyaset bilimci ve sosyolog Hakan Gündüz ne diyor? Bir toplumun kendi ülkesinden umudunu kesmiş olmasının o toplumun ortadan kalkmış olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu noktada yapılan açıklama bu şekilde devam edelim. Sosyolog Gündüz günlük olaylara karşı bir takım eylemler ortaya konabilirken nehrin akış yönünü değiştirmek için çaba gösterilmediğini belirttiği konuşmasında çirkefe doğru sürükleniyoruz, çirkeften çıkmak için herhangi bir çaba sarf etmiyoruz dedi Gündüz. Şu anda toplumda beyin ölümü de gerçekleşmiş, Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu kültürel dinamiğin, değerler sinsilesinin, aile yapısının, eğitim ve hukuk yapısının geriye dönülmez bir biçimde ortadan kalktığının görülmekte olduğunu kaydetti. Bu şekilde bir görüş ortaya koydu siyaset bilimci ve sosyolog Hakan Gündüz. Çocuklarımızın bu ülkede geleceğinin olmadığını görmekte olduğumuzu belirterek aslında bu bir iddia. Bütün bunlara tepki koymadığımızı, siyaseti ve şartları zorlamadığımızı, toplumsal bir bilinç içinde, toplumsal bir çıkar bilinci içinde bile hareket etmediğimiz noktasında iddianın bir iddia içerikli görüş ortaya koydu Hakan Gündüz. Bu düzeni biz seçtik diyen Gündüz, ganimet kültürü ve buradan gelen yağmayı biz tercih ettik. Koltukta 5 dakika oturabilmek için her şeyi vermeyi göze aldık. Tam da siyaset bizi yansıtıyor şeklinde bir açıklamada bulundu, değerlendirmede bulundu. Eleştirel, bazı bir takım iddiaları kapsayan ve belirli görüşleri ortaya koyan bir değerlendirme oldu. Siyaset bilimci ve sosyolog Hakan Gündüz tarafından Yeni Bakış gazetesi bu düzeni biz tercih ettik başlığına yer vererek bu açıklamaları yansıtıyor. Dilerseniz takip edebileceksiniz. Geçiyoruz. Sürmanşet'teyiz. Sürmanşet'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişlerde %371,1'lik bir artış yaşandı. Turizm noktasında gelen istatistiki veriler aktarılıyor. Hangi ülkeden ne kadar turist geldiği, geçen yıla kıyasla bu yıl ülkemize ne kadar giriş olduğu, otellerde ne kadar konaklama yapıldığıyla alakalı gerçekleşen bazı veriler var, tespit edilen bazı veriler var. Bunları aktarıyor Yeni Bakış gazetesi. Ülkemize ilk 8 ayda hava ve deniz limanlarından girişlerde bir önceki yıla göre %371,1'lik bir artış gerçekleşti. Turizm Planlama Dairesi'nin yayımladığı rapora göre 2021 yılında COVID-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların da etkisiyle 173.315 olan yolcu sayısı 2022 yılında kısıtlamaların kaldırılmasıyla salgın öncesi rakamlara ulaşamasa da 2019 yılının aynı döneminde gelen yolcu sayısının %74'üne yani 816.408'e ulaştı. Hemen hemen geçen yıla kıyasla, 2019 yılına kıyasla aynı rakamları bulamasak da çok yakın oranda rakamlara ulaştığımızı aktaran bir sürmanşet haberi oldu. Turizm açısından elde edilen veriler bu şekilde. Ve hemen sürmanşetin yanında, logo kenarının yanında yer alan haberdeyiz. Dava ertelendi. Gazi Mausa İskele Yeni Boğaziçi geçiş süreci 2 emirnamesi ile ilgili. Emirname ile ilgili davanın ertelendiği ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere Bakanlar Kurulu kararıyla bu emirname kaldırılmak istenmiş. Ancak Şehir Plancıları Odası'nın açtığı dava ve ara emri Anayasa Mahkemesi tarafından alınan ara emriyle birlikte de bu emirnamenin iptali noktasında bir ara emri alınmış ve emirnamenin iptali durdurulmuştu. Bu noktada bir ara emri alınıp alınmayacağı noktasındaki dava ertelendi ve 6 Ekim tarihine çekildi. Mahkeme emrinin kesinleşip kesinleşmeyeceğine karar verilmek üzere görüşülecek dava 6 Ekim'e ertelendi sayın seyirciler. Konu bu şekilde. Eski Maliye Eski Bakanı Serdar Denktaş'ın açıklamasıyla devam edelim. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın Metehan bölgesinde eylemcilerin Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasının yapımıyla ilgili bazı gerekçeler göstererek eylem yapması üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın eylemcilere yönelik bazı
ifadeleri olmuştu sosyal medya üzerinden. Bu noktada Maliye Eski Bakanı Serdar Denktaş da Arıklı'nın külliye yapımına karşı çıkanlara yönelik yapmış olduğu açıklamaya yanıt verdiğini aktarıyor. Yeni Bakış gazetesi açıklama yaparken ucu kimlere dokunacak iyi düşün diyor Serdar Denktaş bu noktada. Detayları iç sayfalarda devam edecek. 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada evin alev almasıyla ilgili, kumaşların alev almasıyla ilgili ve bu noktada çıkan yangınla ilgili haberi aktaralım. Kalecik bölgesinde bir evde yangın çıktı. 5 yaşındaki çocuğun evde çakmakla oyun oynadığı sırada kumaşların alev alması sonucu bu yangının çıktığı aktarılıyor. Sayın seyirciler, son olarak külliye eylemi sonrası iki tutuklu. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi binasının yapılmasına karşı gerçekleştirilen eylem sırasında polisle bazı eylemciler arasında yaşanan arbede sırasında görevli polisi darp edip görevinden men ettiği iddiasıyla iki kişinin tutuklandığı ifade ediliyor. Külliye eylemi sonrası iki tutuklu başlığıyla vermiş Yeni Bakış gazetesi bu gelişmeyi. Ve sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler Cengiz Topel Hastanesi, Güzelyurt bölgesinden, Cengiz Topel Hastanesi'nden gelen görüntüler var. Hastanenin durumuyla alakalı bir takım fotoğraflar paylaşılıyor. Detaylarıyla yine iç sayfalarda detayı, içeriği yer alacaktır. Detay gazetesine geldi sıra. Detay gazetesi ölüm oranı aşısız hastalarda 3 katı daha fazla. Yine Covid-19 ve ülke sağlığı ülkemizdeki ölüm oranlarıyla da ilişkili olarak bir haber paylaşıyor. Bugün Detay gazetesi Kuzey Kıbrıs'ta hastaneye yatan Covid-19 hastalarında aşısız grubun ölüm oranı tam aşılı ve veya hatırlatma dozunu yapmamış hastaların 3 katı şeklinde ifadelerine yer veriliyor. Üst başlık bu şekilde. Geçiyoruz bu haberin detayına. Uzmanlar araştırdı. Göğüs hastalıkları uzmanları Doktor Hava Yeşildağlı ve Doktor Emine Kamiloğlu'nun yapmış olduğu araştırma sonucunda çıkan cevaplar, tespit edilen veriler bu şekilde. Kuzey Kıbrıs'ta hastaneye yatan COVID-19 hastalarıyla ilgili mevcut verilerle yürüttükleri çalışmada belirlenen süre boyunca aşısız gruptaki ölüm oranı tam aşılı veya hatırlatma dozunu yapmamış hastaların 3 katı fazla olduğunu tespit etti göğüs hastalıkları uzmanları Yeşildağlı ve Kamiloğlu. Bulaşıcı solunum hastalıklarında azalma, COVID-19 için alınan önlemlerden dolayı diğer bulaşıcı solunum yolu hastalıklarının da son 2 yılda daha az görülmeye başlandığına dikkat çeken uzmanlar, bu yıl COVID-19'un daha çok diğer hastalıkları görmeyi bekledik. COVID-19'dan daha çok diğer hastalıkları görmeyi beklediklerini belirtti. Aşısız kişilerde ölüm oranı 3 katına çıktı. Kamiloğlu tarafından kongrede sunulan ilk çalışmada aktarılanlara göre ise çalışmada COVID-19 hastalığından dolayı göğüs görüntülemelerinde ilerleme görülen hastaların yoğun bakım servisine yatış ve ölüm oranlarının aşı durumuna göre bağlantısı incelendi. Aşısız kişilerde ölüm oranının 3 katı fazla çıktığı tespit edildi. 189 hastanın verileri masaya yatırıldı, incelendi. Çalışma 1 Ekim 2021 ve 31 Ocak 2022 tarihleri arasında Lefkoşa Pandemi Hastanesi'ne yatan hastaların verileri baz alınarak yapıldı. 189 hastaya yapılan taramalarda ilerleme görülen 81 hastanın %56'sının aşısız, %28'inin hatırlatma dozsuz ve %16'sının da tam aşılı olduğu, aşısızların %22'sinin, hatırlatma dozsuz kişilerin %13'ünün ve tam aşılıların ise %7,7'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi deniliyor. Detay gazetesinin manşetinde bu haber kapsamlı bir şekilde irdelendi. Polis Genel Müdürü itfaiye
Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Genel Müdürü Ramazan Gürpınar'ın açıklamasıyla sürmanşetteyiz. Gürpınar, en büyük yangın sebebi yola atılan sigara izmaritleri dedi. Yangınlara karşı halka bilinçlendirmeyi amaçlayan ve ülkemizde de ilk kez kutlanan 21 Eylül 1 Ekim İtfaiye Haftası nedeniyle Gürpınar'ın açıklaması vardı. Arazi ve orman yangınlarının en büyük sebebinin yola atılan sigara izmaritleri olduğunu vurguladı ve bu noktada uyarılarda bulundu deniliyor Gürpınar için. Logo kenarındayız. Hayvancılardan hükümete cuma gününe kadar süre sayın seyirciler. Harbancı'nın bu arpa fiyatlarıyla sektörün idamesini sağlayamadıklarını dile getirdi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları bize yollara dökülmekten başka çare bırakmadılar şeklinde bir açıklamada bulundu. Hayvancının tükenme noktasına geldiğini dile getiren Naimoğulları içerisinde bulundukları koşulların sektörü idame ettirmekten çok uzak noktada olduğunu dile getirdi. Sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde Lefkoşa'ya ineceklerini, sorun çözüme ulaşana kadar da Lefkoşa'da kalacaklarını dile getirdi. Bu noktada hükümete cuma gününe kadar süre verildi. Yapılacağı ifade edilen bir eylem olduğundan bahsediliyor. Cuma gününe kadar da bir süre verildiği aktarılıyor Naimoğulları tarafından. Ve geçiyoruz Avrupa Gazetesi'ne. Avrupa Gazetesi sayın seyirciler, bugünkü manşet haberinde Kıptek'teki akaryakıt alımı ihalesiyle ilgili bir manşet haber paylaştı. Hatırlanacağı üzere basında da daha önce de bu konuda haber çıkmıştı. Kıptek'teki son akaryakıt alımı temini ihalesi iptal edilmişti. Ve daha sonra yeni bir ihaleye çıkıldığı noktasında da haberler gelmişti, paylaşılmıştı. 19 ila 45 dolar arasında ton başına gelen teklifler vardı sayın seyirciler. Bu noktada vicdanlara sığmadığı gerekçesiyle de bu akaryakıt temini ihalesinin iptal edildiği noktasında Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması mevcuttu. Bunlar son yaşanan gelişmelerdi. Bu noktada Avrupa Gazetesi bu Kıptek'teki akaryakıt temini ihalesinin iptali ve doğrudan ihalesiz alımlarla ilgili bazı detaylar ortaya koyan bir manşet haberi bugün okurlarına sunmayı tercih etti. Böyle bir konuyu gündemine getirdi. Detaylarıyla bulabileceksiniz diyelim bu haberi ve son gazetemizle Kıbrıs Türk basınını yavaş yavaş noktalayacağız. Kıbrıs Gazetesi'ne geldik. Bakalım Kıbrıs Gazetesi'ne. Bu nasıl kamu yararı sorusunu sorarak da Kıbrıs Gazetesi'nin de aynı noktada aynı konuyu işleyen bir manşet haber paylaştığını görüyoruz sayın seyirciler. Doğrudan alımlarla akaryakıt ihalesinin iptali sonrasında doğrudan alımlarla akaryakıt temin edildiği noktasında Kıbrıs Gazetesi'nin de bir manşet haberi söz konusu. Bu haberin detaylarına hep birlikte bakıyoruz şimdi. Akaryakıt ihalesi iptal edildi ancak Teknecik Elektrik Santrali'ne doğrudan alımlarla pahalı akaryakıt alımı devam ediyor. Kamu yararı denilerek iptal edilen pazarlık usulü ihalede 45 dolarlık teklif veren İçkale'den 75 dolara ihalesiz doğrudan alım yapmaya devam edilmesi ciddi eleştirilere neden oldu. Akıllarda bazı soru işaretleri yarattı. Akıllara bazı soruları getirdi diyor. Kıbrıs Gazetesi bu nasıl kamu yararı sorusunu sorarak da yaşanan bu son gelişmeye ilişkin ifadelerine yer veriyor. 8 bin ton daha yakıt geleceği ifadesi var. Kıptek eski as başkanlarından Yusuf Avcıoğlu'nun açıklaması bu şekilde. Ve Avcıoğlu Bakanlar Kurulu'nun Teknecik Elektrik Santrali'nin yakıt ihtiyacı için ihaleden önce 60 bin tonluk doğrudan alım için imza attığını hatırlattı. Bunun 40 bin tonu 75 dolara ihale iptalinden önce alındı. Ardından ihalede 45 dolar teklif veren İçkale'den 75 dolara 12 bin ton daha yakıt alımı yapıldı. İmzalanan 60 bin ton yakıtın 8 bin tonu da ilerleyen günlerde getirilecek dedi Avcıoğlu. İhaleler doğrudan alım için iptal ediliyor. Bu bir iddia sayın seyirciler. Yine ihaleler doğrudan alım için iptal ediliyor şeklinde bir iddiayla
harmanlanmış bir görüş ortaya koydu Avcıoğlu. Teknecik Elektrik Santrali'nin bir yıllık yakıt ihtiyacının 200-220 bin ton civarı olmasına rağmen ihalelere 8 aylık ihtiyaç olan 150 bin ton için çıkıldığına dikkat çekti. Açıklamasının fiyat avantajı olursa kaçırmamak denildiğini belirtti. Yakıt ihalesinde 19 dolarlık teklif ve 30 dolarlık ikinci bir teklif olduğuna işaret eden Avcıoğlu, tarihte bu fiyata yakıt hiçbir zaman alınmadığını, eğer amaç fiyat avantajını kaçırmamaksa bu tekliflerin değerlendirilebileceğini söyledi. Bu noktada Avcıoğlu'nun açıklamasıyla yansıyan bir manşet haberi oldu. Bunu da aktardık. Grip aşıları geliyor, zatüre aşısı bulunamıyor. Sür manşetteyiz. Pandemi nedeniyle son 2 yıldır ülkemize geç gelen ve vatandaşların da tepkisine neden olan grip ve zatüre aşıları için İlaç ve Eczacılık Dairesi bu yıl çalışmalarına erken başladı. Zatüre aşısı Türkiye'de de yok, ancak grip aşıları gelecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dürriye Deren Oygar'ın açıklaması var. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'ndan hibe olarak gelecek 2000 adet grip aşısının ülkemize ulaşmasının Kasım ayını bulacağını belirten Oygar, bu nedenle İlaç ve Eczacılık Dairesi'nin 1000 adet grip aşısını satın alma yoluna gittiğini kaydetti. Oygar, zatürre aşısının Türkiye'nin de elinde olmadığının altını çizdiği açıklamasında bu nedenle ülkemize hibe olarak gelemeyeceğini vurguladı diyor sayın seyirciler. Hayvancıların hükümete verdiği cuma gününe kadarki süre ve bu noktada taleplerinin gerçekleşmediği noktasında da Lefkoşa'ya geleceklerini ve çözüm olana kadar da burada kalacaklarını söylediği bir eylem uyarısı içeren bir haber. Yine Gazi Mausa İskele Yeni Boğaziçi geçiş süreci 2 eminamesi ile ilgili davanın 6 Ekim'e ertelendiğini bir kez daha Kıbrıs gazetesinden paylaşalım. Ve bu şekilde sayın seyirciler, Kıbrıs gazetesindeki gelişmeleri de sizlerle paylaşmış olduk vaktimiz yettiğince. Ve Kıbrıs Türk basınındaki gelişmeleri tamamlamamızın hemen ardından şimdi Türkiye'deki gelişmeleri aktarmak için Türkiye basınına dönüyoruz. Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 7.47, Türkiye basınıyla devam ediyoruz. Türkiye'den gelişmeleri edinmek için ve Cumhuriyet gazetesi ilk gazetemiz olacak. Cumhuriyet gazetesi altılı masada pazarlık başlığına yer verdiği manşetinde Akşener'in sözleri 2 Ekim öncesinde siyaseti hareketlendirdi deniliyor. Ve bir diğer haberde Diyanet'in başkan yardımcısından Cumhuriyet karşıtı doktora tezi laikliğe savaş açtı. Bir diğer haber, belediye parasını verdiği işi kendi işçisine yaptırdı, AK Parti şirkete kazandırdı şeklinde başlıklarla aktarılan haberler mevcut Cumhuriyet gazetesinde. Milliyet'le devam ediyoruz. Milliyet gazetesi sayın seyirciler, canlı yayında ABD ve Yunanistan'a Ege mesajı, yanlış hesaba girmeyin. Kanal D, CNN Türk ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu diyor Milliyet. Adaların silahlandırılması, Amerika'nın Rum adımı, F-16 talebi seçim sloganı, sosyal konutlar ve EYT düzenlemesiyle ilgili bazı konularda detaylar paylaştı Erdoğan. Devam ediyoruz. Milletimizin menfaatini koruyacağız başlığıyla aktarılan haber var. Yine Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından yayımlanan bildiride öne çıkan detayları aktaran bir haber. Bu noktada yapılan açıklamalar var. Milliyet gazetesini bu şekilde tamamlıyoruz ve Akşam gazetesine geçiyoruz. Akşam gazetesi teröre üçlü operasyon başlığını çektiği bir manşet haber paylaştı. Mersin'de PKK-KCK yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 52 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Suriye'nin kuzeyinde de kritik bir ismin imha edildiği ifadesi yer aldı. Huzur evinden üniversiteye bir diğer habere geçtik. 43 yıl sonra öğrenci affıyla üniversiteye dönen Fahrettin Güngör'ü huzur evindeki arkadaşları kapıdan uğurladı.
YTÜ'de kimya mühendisliği okuyan Fahrettin Güngör 1979'da 4. sınıftayken babasını kaybetti, okulunu bırakmak zorunda kaldı. Öğrenci affıyla yeniden üniversiteli olan 70 yaşındaki Güngör 7 yıldır kaldığı huzur evinden çıkıp İstanbul'un yolunu tuttu. Erdoğan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj: Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokma. Erdoğan, Yunanistan'ın görüşmeden kaçtığını belirterek Amerika'ya Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokma uyarısında bulundu. Amerika'nın Sisam'a, Midilli'ye bu kadar araç göndermesi kabul edilebilir değil. 17 Eylül'de son mektubumuzu gönderdik. Yunanistan görüşmekten kaçıyor. Bizim Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması. Amerika adalar konusunda maalesef ne Lozan'ı ne Paris'i dinliyor, dedi. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi, Ankara artık sağlığın da başkenti üst başlığıyla onkoloji yalandı, bu hastane gerçek başlığını kullandığı bir manşet haber yayımladı. Etlik'teki dev sağlık tesisini gölgelemek için onkoloji hastanesi kapatılıyor. Yaygarasını kopardılar, şimdi ikisi de hizmette, dedi Türkiye Gazetesi. Sosyal medya haftalarca resmi açıklama olmadığı halde Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak diye çalkalandı. Defalarca yalanlandığı halde bu iddia üzerinden algı yapanların hedefi Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını gölgelemekti. Art niyetli çevreler hüsrana uğradı. Türkiye'nin en büyük ve sayısız ilki bünyesinde barındıran şehir hastanesi hizmete girdi. Erdoğan, her bir hastanemizi dünya markası yapacağız, sağlık personelimizi de sürekli destekleyeceğiz, dedi. Yeni Şafak gazetesine dönüyoruz. Yeni Şafak gazetesi, kahramanın son sözleri başlığıyla bir manşet habere yer verdi. Mersin Mezitli'deki terör saldırısının kamera ve telsiz kayıtları şehit polis Sedat Gezer'in kahramanlık ve fedakarlığını ortaya koydu. Nöbet kulübesindeyken ilk ateşte yaralanan Gezer hemen silahını çekip teröristleri püskürttü. Telsizde kısa bir anons çekti. Terör saldırısı var, acil destek yollayın. Sonra kendini dışarı atıp şehit olunca kadar çatıştı ve teröristlerin polis evine girmesini önledi. Yaralıyım bile demedi, hayatlarını kurtardı şeklinde başlıklarla aktarılan detaylar yer alıyor sayın seyirciler. Avrupa'nın gazı sızıyor. Bir diğer haberdeyiz. Avrupa kıtasıyla ilgili Kuzey Akım'a sabotaj iddiası. Baltık Denizi'nde Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili Avrupa Birliği ve Rusya birbirini suçladı. Bu yıl kullanılamayacak olan hatlar kalıcı olarak da kapanabilir. Eski Polonya Dışişleri Bakanı'nın Amerika'ya teşekkür ettiği tweet ortalığı karıştırdı. Avrupa Birliği, bu olaylar tesadüf değil ve hepimizi etkilemektedir açıklaması yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, ilk raporların sabotaj ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. Kendilerinin de zarar ettiğini belirten Kremlin sözcüsü Peskov, biz de doğalgaz tedarik yollarımızı kaybettik diye konuştu. Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz. Sözcü Gazetesi, bir millet ağlıyor başlığını kullandığı bir manşet haber paylaştı. Öğrencisinden emeklisine, iş insanından işçisine, memurundan çiftçisine, esnafından ev hanımına. Kimi aldığı 3 kuruş maaşla ay sonunu getiremiyor, kimi okumak istiyor ama kitap alamıyor, kimi ise fileyi dolduramıyor. İşte vatandaşın gözyaşı ve isyanı, dedi Sözcü Gazetesi ve bir sokak röportajı paylaştı. Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Hürriyet Gazetesi, Erdoğan yeni hamleyi açıkladı. 1 milyon konut arsası başlığına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın sosyal konut projesinde satılacak arsa sayısını en az 1 milyona çıkaracaklarını kaydetti. Faizde tekhane mesajı, Türkiye'nin yüzyılı olacak ve CHP'ye Mersin saldırısı tepkisi. Yine canlı yayında aktarılan, yapılan bazı açıklamalar ve konuşmalar yer alıyor. Sabah gazetesine geçtik. Son gazetemiz Türkiye basınında: hastane değil, dev bir sağlık şehri. Erdoğan'ın açıklaması yine. Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı. Şehir hastanelerini uluslararası markaya dönüştüreceğiz, dedi Erdoğan'ın yine şehir hastanesinin
açılışında yapmış olduğu açıklamalar var. Ülke gündemine dair değerlendirmeleri de var. Hepsini Sabah gazetesinin manşetinden de bulabileceksiniz diyelim. Ve Türkiye basınını bu şekilde noktalayarak şimdi hızlı bir şekilde Kıbrıs Rum basınıyla devam ediyoruz. Sayın seyirciler, sırada Kıbrıs Rum basını var ve Politis gazetesiyle başlıyoruz. Kıbrıs Rum gazetelerini sizlerle paylaşmaya. Politis bugün manşetten aktardığı haberinde düşük maliyetli şirketler ve turizm zorunlu inişte başlığını kullandı ve havayolu şirketleri teşvik planının askıya alınması kararının gözden geçirilmemesi durumunda Güney Kıbrıs'ta turizm sektörüyle birlikte düşük maliyetli havayolu şirketlerinin ciddi yara almasının beklendiğini aktardı. Gazete yetkili tüm organların söz konusu planın turist akışının önemli ölçüde artmasına oldukça yardımcı olduğunu bildiklerini, 2012-2019 yılları arasında %65'lik bir artış yaşandığını bildiriyor. Haravgi ile devam edelim. Toplumun tümünün desteklenmesi için fazla kazanan şirketlere vergi başlığını çektiği manşetinde Haravgi, AKEL Partisi'nin hane halkı ve ekonominin desteklenmesi amacıyla bir yasa önerisi sunduğunu aktarıyor. Detaylarda AKEL Partisi'nin bir kez daha Disi Anastasiadis hükümetinin pahalılıkla ilgili cesaret edemediği girişimlerle öne çıktığını yazan gazete, AKEL'in önerileri arasında enerji sektöründeki şirketlerin 2012 yılında elde ettikleri beklenmedik karlara vergi konulmasının yer aldığını aktarıyor. Ve yine Harabgi'de bir diğer ön sayfa haberinde ise güneyde işsiz sayısının 58 bine yükseldiği aktarılıyor. Alifya'dayız. Alifya, Türkiye ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyor başlığıyla attığı manşet haberinde Türkiye'de dün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu'nda tüm ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyana kadar Kıbrıslı Türklerin haklarını savunmaya yönelik eylem ve girişimlerin kararlılıkla devam edeceğinin vurgulandığını aktarıyor. Kurulda ayrıca Yunanistan'ın artan kışkırtıcı eylemlerde bulunmakla suçlanırken hak ve çıkarlarımızı korumak için her türlü yasal yöntemi kullanacağız ifadelerine yer verildiği belirtiliyor. Son gazete Fileleftheros. Fileleftheros bugün manşetinden aktardığı haberinde kurban olarak turizmle misilleme başlığına yer verdi. Detaylarda Rum hükümetinin havayolu şirketleriyle ve ülke turizminin teşvik edilmesi planının askıya alınması kararının Güney Kıbrıs'ın bağlantılarını ve turizm sektörünü yaralayacağı bilinmesine rağmen bu konuda ikinci kez düşünmekte isteksiz göründüğünü yazan gazete, bu duruma özellikle Rum Ticaret ve Sanayi Odası'nın tepki göstererek bunun ekonomi ve işletmeler üzerinde büyük olumsuz etkilerinin olacağı uyarısında bulunduğunu aktarıyor. Fileleftheros gazetesinden paylaşacağımız gelişmeler de bu şekilde ve Kıbrıs Rum basınında, affedersiniz, gazete manşetlerini de paylaştık ve böylece hem Kıbrıs Türk hem Türkiye hem de Kıbrıs Rum basınında bugüne dair, yani 29 Eylül Perşembe günü gündemine dair gazete manşetlerini ve buralarda yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk sayın seyirciler. Şimdi saat 8'de görüşmek üzere. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Saat 8'de hem düne hem de bugüne yansıyan gelişmelerle haber bültenimizle devam edeceğiz. En çok takip edilen, güne gündeme açılan pencere BRT ve Kuzey Kıbrıs'tan ve dünyadan günün son dakika haberleri, spor, magazin, teknoloji, ekonomi, sağlık, eğitim, canlı yayınlar, video ve galeriler, kısacası gündeme dair her şey, en doğru, en güncel haberlerin anlık takibi için BRT ve açılan pencere BRT ve Levent Kutay ve Aytuğ Türkan'ın hazırlayıp sunduğu Burası Önemli hafta içi her gün 12.15'te BRT 1'de. En çok takip
takip edilen Güne gündeme açılan pencere BRT YouTube'da takipçileriyle buluştu. Tüm gün canlı yayınlar, programlar ve tekrarını izlemek istediğiniz tüm yayınlarımız bir tıkla BRT YouTube'da. BRT tek bir dokunuşla YouTube'da. Sayın seyirciler, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Kısa aranın hemen ardından yeniden karşınızdayız. Haber bültenimizle gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz sayın seyirciler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adil davranması durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma sürecini hızlandıracaklarını söyledi. Biz diyoruz ki Kıbrıs Türk halkının... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması talebine ilişkin, eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gerçekten adil davranırsa bu süreci hızlandırırız diyen Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndan da netice alınacağına olan inancını belirtti. Erdoğan konuşmasında, biz diyoruz ki Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 anlaşmalarıyla teyit edilen müktesep haklarını, yani egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsü tescil edilsin. Bu, adadaki iki devletin eşit statüde müzakere masasına oturması demektir ve bunu başaracağız. Tabii bu eşitliği sağlama görevi de önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne düşer. Eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gerçekten adil davranırsa bu süreci hızlandırırız. Çünkü ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan da netice alacağımıza inanıyorum ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir buçuk yıldan beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu konuda hiçbir hareket görmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konseyin Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini, eşit uluslararası statüsünü teyit etmek için hiçbir adım atmadığını dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bir ön hazırlık. Çağrımızın arkasında duracak tüm kurum ve kuruluşlarımızla uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması için çalışacağız. Uluslararası toplum bundan sonra çözümün yolunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyarak açmalıdır diye düşünüyorum dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kürsüsü'nden yaptığı bağımsız Kıbrıs çağrısının ardından Türkiye Milli Güvenlik Kurulu da tüm ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya davet etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı künyesinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Bildiride Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması için yürüttüğü çok boyutlu faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceği vurgulanarak tüm ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya davet etti. Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının da toplantıda değerlendirildiği belirtilen bildiride, Doğu Akdeniz'e barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması için yürüttüğü çok boyutlu faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceği vurgulanarak, tüm ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa'da Metehan bölgesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi yerleşkelerine karşı çıkan bazı meslek birlikleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği eylemi değerlendirdi. Uzun süredir ihtiyaç duyulan ve hayat bulmaya başlayan projeyi büyük bir coşkuyla selamladığını kaydeden Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsallaşmasına katkı koyacak bu projeyi hükümetin Türkiye Cumhuriyeti'nden talep ettiğini belirtti. Başbakan Üstel, yerleşkenin yapımına karşı çıkılmasını anlamanın mümkün olmadığına da vurgu yaparak bunun iyi niyetle bağdaştırılamayacağını, bazı kesimlerin ortaya koydukları yaklaşım ve davranışların kabul edilemeyeceğini söyledi.
Başbakan Ünal Üster, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini daha da güçlendirecek, onun kurumsallaşma yolunda attığı adımları pekiştirecek olan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesiyle Millet Bahçesi projesinin hayat bulmaya başlamasını büyük bir coşkuyla selamladığını belirtti. Geçirdiği operasyon nedeniyle hafta sonuna kadar yurt dışında olacağını vurgulayan Başbakan, açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi için yeni bina yapımını ülke yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden talep ettiğine işaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsallaşmasına katkı koymak, ülkede kalıcı eserler bırakmak amacıyla böyle bir talepte bulunulduğunu ifade eden Başbakan, mevcut Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının yetersiz kaldığı gerçeğinin birçok kişi tarafından kabul edildiğini söyledi. Yan yana inşa edilecek olan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binalarının bulunduğu arazinin yeşil alan özelliğinin korunacağını da vurgulayan Üstel, ayrıca bu alanda çok sayıda kültür ve spor kompleksinin yer alacağını belirtti. Lefkoşa halkının hasret kaldığı bir güzelliğe kavuşacak olması, ülkemize böylesine çok yönlü eser kazandırılması büyük bir olaydır diyen Başbakan, binaların yapım ihalesini üstlenen şirketin Kıbrıslı Türk işletmelerle birlikte çalışarak projeyi tamamlayacak olmasının da ülke ekonomisine artı bir değer katacağını kaydetti. Geçmişte Anadolu Suyu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirilmesi veya pandemi hastanesinin inşa edilmesi projelerine karşı çıkanların daha sonra bunları kullanıp memnun kaldığını ve bu itirazların yanlış olduğunu anladıklarını da ifade eden Başbakan, bu projede de aynı olacağını düşünüyoruz. Yine itiraz edenler bu dev projenin ne kadar gerekli olduğunu görüp yine yanlışını anlayacaktır dedi. Yapımına başlanan ve ülke açısından son derece önemli olan bu projeyi bahane ederek son günlerde ayrılıkçı bazı tavırların yeniden sergilenmeye başladığına işaret eden Üstel, bu ayrılıkçı ve ayrıştırıcı tavır ve yaklaşımlara meclisteki muhalefet partilerinin de katıldığını görmenin bu ülke adına son derece vahim ve üzücü olduğunu söyledi. Başbakan Üstel, yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının ve yeni dünya düzeninde iki ayrı devlet olarak var olmak istencimizin göstergesidir. Bu yerleşke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsallaşması adına atılan önemli bir adımdır dedi. Sigara fabrikasından bozma Cumhuriyet Meclisi binasının misyonunu tamamladığını, bu gerçeğin ülkedeki tüm siyasi partiler tarafından da kabul edildiğini kaydeden Üstel, Cumhuriyet Meclisi için yeni bir bina yapılması konusunun daha önce defalarca gündeme getirilen bir mesele olduğunu anımsattı. Bu çerçevede arazi tespitleri yapıldığını ancak somut ve ileri bir adımın bir türlü atılamadığını belirten Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı binası ve çalışma ofislerinin yetersiz oluşu ve bu konuda da bir şeyler yapılması gerektiğinin bu makamda oturan her Cumhurbaşkanı döneminde gündeme getirildiğinin bilindiğini kaydetti. Üstel, hal böyleyken ve yeni bir Cumhurbaşkanlığı ve meclis binasına ihtiyaç olduğu tespiti defalarca yapılmışken, bugün Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin yapımına karşı çıkılmasını anlamak mümkün değildir ve bu karşı çıkışlar kesinlikle iyi niyette bağdaştırılamaz dedi. Yeni yerleşkeye karşı çıkan kesimlerin ortaya koydukları yaklaşım ve davranışların kabul edilemez olduğuna işaret eden Üstel, yeni yerleşke ve yeşil alan yaratılması projesinin hükümet tarafından talep edilen ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da finansmanına katkı sağlanan bir proje olduğunun altını çizdi. Kısaca bu proje, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti makamları tarafından talep edilmiş, her zaman olduğu gibi anavatan Türkiye hükümeti tarafından desteklenmiştir ifadelerine yer veren Üstel, daha önceki hükümetler tarafından da defalarca gündeme getirilen yeni meclis ve cumhurbaşkanlığı binasının şimdi yaşam bulacağını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirecek, siyasi, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda katkı sağlayacak böylesi kapsamlı bir projeye karşı çıkanların belli ki gizli bir ajandası vardır diyen Başbakan, anavatan Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Başbakan Üstel açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Kimse anavatan Türkiye'yi olduğundan farklı konumlandırmaya ve onu dünyaya şikayet etmeye kalkmasın. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta barış ve huzurun güvencesidir. Kıbrıs Türk halkının her daim destekçisidir. İlginçtir, dün Türkiye'den su gelmesine karşı çıkanlar bugün yine sahnededirler. Ülkemize Türkiye'den su geldi de kötü mü oldu? Acil durum hastanesinin yapılmasına da bu kesimler karşıydılar, bu hastane yapıldı, kötü mü oldu? Türkiye'den kablo ile elektrik gelmesine de karşıdırlar, onu da getirmek için çalışacağız.
Son günlerde yaşananlara bakıldığında bir kez daha gördük ki bu adada Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasını açmak isteyenler ve Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün yanında olmasından rahatsız olanlar var. Türkiye'nin katkısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişimi ve Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğunun artması bunları her zaman rahatsız etmiştir. Etmeye de devam edecektir. Çünkü Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan kopmaz ve güçlü bağlar vardır. Bu bağlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da gelişip güçlenmesini, ileriye gitmesini sağlayacaktır. Anavatan Türkiye'nin desteğiyle hem dünyaya Kıbrıs Türk'ünü kabul ettirme hem de bu topraklarda kurumsallaşma ve gelişme çabalarının devam edeceğini belirten Başbakan, bu yeni yatırımın bunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısının bu ve benzeri eylemlere destek verenlere en güzel cevap olduğunu da dile getirdi. Türkiye'nin bu adayı ilhak etme niyeti olmadığını da işaret eden Başbakan Üstel, bizlerin ve Türkiye'nin tek isteği Kıbrıs Türk'ünün kendi devleti ve bayrakları altında bu topraklarda kurumsallaşması ve kalıcı olmasıdır. Bizler hükümet olarak bunun için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikret Oğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin devletin varlığının simgesi olacağını söyledi. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili başlatılan çalışmaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti adına büyük bir onur ve büyük bir heyecan kaynağı olduğunu belirtti. Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin proje temellerinin atılmasıyla birlikte, Kıbrıs Türk'ünün büyük mücadelelerle varlığını perçinlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin sonsuza dek var olacağının bir sembolü olacaktır diyen Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin aynı zamanda iki ayrı devletten biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğinin de imzası olacağını söyledi. Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binalarının gerek konum gerekse de işlevsel açıdan yetersiz bir noktaya geldiğini, yeni bir Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binasının yapımını gerekli hale getirdiğini kaydetti. Projenin anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmesinin de ayrı bir anlamı olduğuna da işaret eden Bakan Ataoğlu, her alanda olduğu gibi anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve bu projeye tereddütsüz destek vererek bir kez daha ortaya koymuştur dedi. Ataoğlu eleştirilere konu olan proje bedeline yönelik olarak da bu projeyi harcanacak olan maddi kaynak açısından ele alarak eleştirmek, projenin ruhuna yapılacak büyük bir haksızlıktır. Bu proje bütçesel üstü bir noktadadır. Çünkü bu projeyle devletimizin maneviyatına, siyasi yapısına ve varlığına yapılacak paha biçilmez bir katkıdır. Bu katkının da anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek olması projeye ayrı bir anlam ve değer katacaktır dedi. 1974'ten bu yana gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek sosyal, gerekse de kültürel açıdan sayısız katkılarıyla Kıbrıs Türk halkının geleceğini bu topraklarda kalıcı hale getiren anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok hastane, okul, yol ve asrın projesi diye nitelendirilebilecek projelerle Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Ataoğlu, kurumsallaşma ve devlet yapısının güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacak olan projeyi hükümet olarak desteklediğimizi bir kez daha deklare eder, tartışmaların doğru zeminde ve doğru eksende yapılması gerekliliğini devletimizin geleceği açısından elzemdir dedi. Ataoğlu, başkent Lefkoşa'ya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne yakışır, varlığının simgesi haline gelecek bu projeye katkı koyan anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ülkem adına teşekkürlerimi sunarım dedi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yapımına karşı olan tepkilerin anlamsız ve gereksiz olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ertuğruloğlu, çok uzun yıllardan beridir ihtiyaç olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yapımına gösterilen tepkileri anlamsız ve gereksiz gördüğünü vurgulayarak şiddetle kınadığını belirtti.
Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türk'ünü azınlık gören ve yaşam hakkı tanımayan Rumlara karşı verdiğimiz varoluş mücadelemizin sonunda kurduğumuz devletimizi her alanda güçlendirmeye devam etmekteyiz diyen Bakan Ertuğruloğlu, yıllarca federal çözüm temelinde yapılan ve sonuçsuz kalacağı aşikar olan görüşmelerin Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun devamından başka hiçbir amaca hizmet etmediğini yineledi. Bakan Ertuğruloğlu boşa harcanan 10 yıllardan sonra iki ayrı egemen devleti hedefleyen çözüm vizyonuna geçildiğini, tüm dünyaya ilan ettiklerini de vurgulayarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 77. Genel Kurul konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı yapmaları yeni vizyonumuzu perçinlemiştir. Bu çağrılarından ötürü Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha yürekten teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Gerçekçi tek çözüm modeline dayanan politikalarını dünyaya anlatırken kurumsal yapıyı güçlendirmenin yanında hizmet binalarının da günün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılanmasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının günün koşulları ve ihtiyaçlarımız için çok yetersiz olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Kıbrıs Türklerinin her zaman her koşulda karşılıksız yanında olan, dünyaya açılan tek kapımız olan ve ülkemizin gelişimi için her fedakarlığı gösteren Anavatan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yapımında da yanımızda olmuştur. Herkesin de kabul ettiği üzere çok uzun yıllardan beridir ihtiyacımız olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yapımına gösterilen tepkileri anlamsız ve gereksiz görüyorum, şiddetle kınıyorum dedi. Maliye Bakanı Alişan Şan da Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesiyle Millet Bahçesi projesinin hayat bulması dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Şan, projenin hayat bulması genç cumhuriyetimizin daha kurumsal bir yapıya sahip olmasına katkı koyacak bir eserdir diye konuştu. Maliye Bakanı Alişan Şan, yapılacak olan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesiyle Millet Bahçesi projesinin hayat bulması dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ederek mutlu olduğunu dile getirdi. Yazılı açıklama yapan Bakan Şan, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesiyle Millet Bahçesi projesinin hayat bulması, genç cumhuriyetimizin daha kurumsal bir yapıya sahip olmasına katkı koyacak bir eserdir, dedi. Gerek Cumhurbaşkanlığı binasının, gerekse Cumhuriyet Meclisi binasının mevcut haliyle yetersiz kaldığı ve ihtiyaçları karşılayamadığının herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu belirten Şan, doğal dokusuna zarar vermeden ve yeşil alanda korunarak yapılacak binaların halkla iç içe olunmasına fırsat tanıyacak bir spor kompleksiyle kültürel çalışmaların icra edileceği alanları içerisinde barındıracağını kaydetti. Şan açıklamasında, dün yanımızda olan anavatanımız ve Anadolu insanımız bugün yine kendi imkanlarını seferber ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve halkımıza yakışır bir projeyi bizlere buluşturmak için hem gönlünü hem de maddi imkanlarını seferber ederek bizlere bu imkanları sağlamıştır ifadelerine yer verdi. Alişan Şan, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda bu düşüncenin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle hayat bulmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, başta Birleşmiş Milletler'de Kıbrıs Türk'ünün güçlü sesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması bağlamında tüm dünyaya seslenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırımları destekleyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese ve Anadolu insanına yürekten teşekkür etti. Yapımına başlanan yerleşkelerle Millet Bahçesi projesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve halka hayırlı olmasını diledi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcıoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesiyle Millet Bahçesi projesinin Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına armağanı olduğunu söyledi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcıoğlu, Lefkoşa'da Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesiyle Millet Bahçesi'nin yapımına başlandığını ve en kısa sürede tamamlanacağından emin olduğunu belirtti. Amcıoğlu, bu yerleşkenin çağdaş, modern ve çevreci bir anlayışla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne son derece prestijli bir meclis ve cumhurbaşkanlığı kazandıracağının açık olduğunu kaydetti. Olgun Amcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
Ekonomik anlamda bazı toplumsal ihtiyaçlar öne sürülüp hastane veya okul yapımının daha öncelikli olması gerektiğinden söz edilmesi elbette bir dereceye kadar anlaşılır olmakla birlikte konuyu neredeyse Türkiye düşmanlığına taşımak son derece yanlıştır ve Kıbrıs Türk halkına yakışmayan bir tutumdur. Bu yerleşke filanca kişi veya falanca partiye hediye olarak yapılmıyor. Yeşil alanı, sanat merkezi, müzesi, amfiteyatrosu, spor alanları ve camisiyle sadece Cumhurbaşkanı veya parlamento üyelerine değil, tüm halka faydalanabilecekleri muhteşem bir alan kazandırıyor olması küçümsenemez bir şanstır. Şans olmasının yanında bazı eski cumhurbaşkanlarımızın ve muhalefet milletvekillerimizin de kabul ettiği gibi çok büyük bir ihtiyaçtır. Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ana vatanımızın Kıbrıs Türk halkına bir armağanıdır. Her zaman olduğu gibi bir kez daha en başta bu armağanı bize sunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere ana vatanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sayın seyirciler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da Lefkoşa'da Metehan bölgesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi yerleşkesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Oğuz, yerleşkelerin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış olduğu altyapı hibelerinden biri olduğunu söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hibe olarak yapılacak Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi binasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsal yapılaşmadaki önemli bir altyapı yatırımı olduğunu belirtti. Bakan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin tıpkı daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısına hibe olarak yaptığı Asrın projesi, su temini hastaneler, yollar, göletler ve kamu binalarına yatırımlarından sonra Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi binalarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasındaki katkılarının devam ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihtiyaçları doğrultusunda bu yatırımları yaptığını belirten Bakan Oğuz, maalesef ülke olarak gelirlerimiz sınırlı. Özellikle altyapılarımızda birçok eksiklikler var. Örneğin birçok kamu binasına kira ödemek zorundayız. Bunlara bugün için yatırım yapacak kaynağımız yok. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yeni hastane projeleri, tarımsal sulama projeleri, üniversitelerin altyapılarına destek, turizm ve birçok alanda yatırım olarak destekleri devam etmektedir, dedi. Bakan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunun altını çizerek, Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması anlamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MEME Genel Kurulu'nda tüm dünyaya Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığını ve bir devlete sahip olduklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiği yönünde çağrıda bulunmuştur. Bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ile beraber egemen eşitlik temelinde tanınma mücadelesini sürdürmeye ve devletine sahip çıkmaya devam edecektir, dedi. Sağlık Bakanı İzlem Gürçuğa Altuğra, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni binası yapımıyla ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı İzzem Gürçay Altuğra, Kıbrıs Türklerinin her alanda gelişip kendi kendine yetmesi, kurduğu devletin daha da güçlenmesi için her alanda karşılıksız desteklerini esirgemeyen anavatan Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ihtiyacı olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni binalarının yapımına da destek vermesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Yapımına başlanan bu iki proje bahane edilerek düzenlenen ve ana vatanımızın da hedef alındığı kışkırtıcı eylemleri doğru bulmuyorum diyen Bakan Altuğra, herkesin de çok iyi bildiği gibi söz konusu her iki binanın da artık ihtiyaçlara sağlıklı cevap verebilecek durumda olmadığını kaydetti. Bakan Altuğra, aslında sadece bu iki binamız değil, devletimizin birçok binası günün gelişen koşulları ve artan ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kalıyor. Örneğin 1970'lerin başında yapıldığında Orta Doğu'nun en modern hastaneleri arasında yer alan Lefkoşa Doktor Burhan Avantoğlu Hastanemizde günümüzde artık yeterli değil. O nedenle tek destekçimiz Türkiye'mizin yardımlarıyla yeni hastaneler yapıyoruz. Şunu herkes iyi bilsin ki yapılan her bir eser halkımız için yapılıyor. Yapılan her eser devletimizin temellerine, kalıcılığına konmuş bir tuğladır, dedi.
Hükümetin Başbakan Ünal Üstel'in başkanlığında anavatanla güç ve işbirliği içinde devleti her alanda geliştirerek güçlendirmek, halkın refah ve mutluluğunu artıracak projelere hayat vermek için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğinin altını da çizen Altuğra, huzur ve güvenliğimizin teminatı anavatanımız Türkiye'ye destekleri için şükranlarımızı sunuyorum dedi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi yapımına karşı gerçekleştirilen eylem nedeniyle iki kişi tutuklandı. Polis basın subaylığından yapılan açıklamada eylemde polisle bazı eylemciler arasında yaşanan arbede sırasında görevli polisi darp edip görevinden men ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Evet sayın seyirciler, sabah habere bu haberle veda ediyoruz. Yarın yeniden saatler 7'yi gösterdiğinde karşınızda olmaya ve güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya, ekranlarınıza yansıtmaya devam edeceğiz diyelim. Sayın seyirciler, sabah haberin hemen ardından Fehmi Oktay'la hava durumundaki güncel gelişmeler, spor turu ve bugün Aziz Kara Aziz'in sunumuyla Manşet Artı programı ekranlarınıza yansıyacak. Saatler 8.30'u gösterdiğinde bizleri takipte kalmaya devam edin diyelim. Bugün sizler için çok mutlu, huzurlu, sağlık dolu bir gün olsun. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.